Herkese iyi akşamlar arkadaşlar yine. Tabii sevindirici olaylar oluyor. Neden açtım bu videoyu? Bazı arkadaşlar ve bazı daha önceden emekli olmuş, JITEM'in içerisinde olan, yine bazı askerler, yine sivil içerisinde olan bazı kuruluşlar toplu bir şekilde bana ulaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar size basitçe bir şey anlatacağım. Bu ülkede gerçekten kafası çalışan bir 5-10 general varmış. Bak 5-10 tane. 90'lı yıllarda inceledikleri istihbarat raporlarında Büyük İsrail'i kurmak için adamlar çok büyük bir bütçe harcıyor. Lan diyorum bunlar manyak mı demişler. Yani neyi kuracak? Yani bu Türkiye'yi mi bölecek? Türkiye'yi ne hale getirebilir? Bunların bir inancı var ve o inancın arkasından gidiyorlar. Sonradan araştırmalardan bu dediğimiz generaller buna inanıyor. Bak lafım sadece cumhuriyetçilere. Sadece cumhuriyetçilere. Gerisi için söylemiyorum. Bu kendi kibir, ego, has safhada olan insanlara lafım. Bu şeylere inanmayanlar. İnanmayanlar için söylüyorum. Şimdi söyleyeceğim şeylere inanmayan kişiler için söylüyorum. Bu general dediğim adamlar hepsi ateist adamlar. Bak ateist adamlar. Hepsi ateist. Atatürkçü ama ateist. İstihbarat raporlarında Büyük İsrail adı altında vaat edilmiş topraklar. Böyle bir oluşuma istihbarat olarak raporu da alıyorlar. Ve kendi içlerindeki kendi ülkelerinin de bölüneceğini şey yapıyorlar. Raporlarda görüyorlar. Bizim ülkemizden de 22 ilimizin sınırları değişecek. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında. Ve bu Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Kürtleri asker olarak kullanacaklar. Kürtlerin içerisindeki asimile olmuş Ermenileri de onların liderleri olarak kullanacaklar. Çünkü onları kontrol altında tutmaları gerekiyor. Kendilerinin olan, asal alanın içerisinde olan insanlarla bunları kontrol etmeleri gerekiyor. Ve şu an bazılarını görüyorsunuz vefat ettiğinde Irak'ta gömülüyor ve Ermeni bayrağıyla gömülüyor. Zaten dikkat edin ve bunları 90'lı yıllarda bu ateist generaller şey yapıyor, raporlarına veriyorlar. Bunlar bir araya geliyor. Tabii herkese güvenmiyorlar. Çünkü içeride cemaatler de var. Fethullah Gülen içeride yavaş yavaş örgütleniyor. Amerika'nın seçilmiş adamı. Fethullah Gülen içeride. İngiltere'nin adamları yine aynı şekilde Menzil tarikatı. Git araştırın. Menzil'in bütün merkezi varlıkları hep İngiltere'de gezerler. İngiltere'de büyük binaları mevcuttur. Oradaki toplantılarını, genel merkezleri oraya taşımışlardır. Ve cemaatleri de İngiltere ve Amerika hepsini fonluyor. Ve bu fonlamalarının nedenleri de Büyük Orta Doğu Projesi için her şey. Daha önceden demiştim bunlar 1400 yıl önceden İslam adı altında peygamber vefat ettikten sonra kendi düzenlerine uygun yobaz dini olacak şekilde uydurup bugüne kadar getirmelerinin nedeni Büyük İsrail topraklarını oluşturduklarında dinleri de hazır olsun. İstedikleri din de hazır olsun. O kabalayla oluşturdukları din. Bu ateist generaller 90'lı yıllarda buna inanıyor. Bir tanesi çıkıp diyor ki, ulan diyor, eğer Büyük Orta Doğu Projesi'nin diyor şeyi varsa bunların korktuğu bir kişi var. Allah bunları bertaraf edecekmiş. Bertaraf edecek kişi de Moşiyah diyor. Bu geri zekalıların diyor eğer diyor bu şeyleri hayalperest insanların diyor eğer bu şeyi gerçekse diyor Moşiyah da var o zaman diyor. Biz diyor bir şu Moşiyah Bakakale diyor. Var mı diyor. Şeyi anlatarak yapıyorum. Aynı böyle konuşmalarını taklit ederek yapıyorum. Çünkü zamanında ben çocukken böyle taklit yapıyorlardı. Ondan sonra yine raporlarda beklenen şahsın Türkiye bölgesinde Mezopotamya içerisinde Fırat üstü ve Rumeli o bölgede bekliyorlar. Yine raporlardan buluyorlar. Bütün içerideki elemanlarına bilgi veriyorlar. Bazı bilgiler işte böyle bir adam dünyaya gelir mi, gelmez mi? Böyle bir şeyi takip edelim. Takip ediyorlar. Ve İstanbul Göztepe Hastanesi'nde böyle bir adam geliyor. Ve doğduğunda diyor ki "Men kral" diyor. Ve o adamı koruma altına alıyorlar. Adam inanıyor. Ateist adam bir anda Allah inancı oluşmaya başlıyor. Çünkü o adamın inandığı şey vaat edilmiş topraklara izin vermeyecek olan kişi Allah'ın seçilmiş olarak yeryüzüne indireceği kişi.
Bak ateist adam, general Atatürkçü, buna artık inanıyor. Bir numara olarak inanıyor. Bak yanında duran bir adamdı. Ateist adam. Ve cumhuriyetçi. Ondan sonra yaşam tarzımıza bakıyor. Ailemin yaşam tarzına bakıyor. Atatürk'le akraba olduğumu da öğreniyor. Atatürk'le akrabayım. Dünyaya nam salmış bütün liderler, Türk liderler hepsi benim birinci derecenin akrabam, öz dedem hepsi. Öz dedem. Orta Asya'ya git, Hoca Ahmet Yesevi, amcazadeler. Bak Atatürk. Büyük Selçuklu'yu saymıyorum yani. Selçuklu'nun kurucusunu bile saymıyorum. Bak hanedan torunuyum. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev'in soyundan geliyorum. Türk olan Gevher Hatun'dan olan çocuktan. Alaaddin Keykubat'ın öz kız kardeşi. Gevher Hatun. İki tane Gevher Hatun var. Unutmayın. Tarihte iyi araştırın. İki tane Gevher Hatun var. Bizim soyumuz Türk olandan geliyor. Türk Hatun'dan olan. Araştırıyor, bakıyor, ulan bu adam diyor. Eğer Allah böyle bir adamı göndermişse diyor. Tamam, böyle bir adam çıktı konuştu. O olabilir diyor. Bir denetleyelim bakalım neleri var. Kerametlere de şahit oluyor. Ne tesadüftür ki elinde Allah yazıyor. Ne tesadüftür ki peygamber torunu. Ne tesadüftür ki gökyüzüne resmi yansıyor. Ben söylüyorum, ne söylesem gerçekleşiyor. Ve inanıyor artık. Allah inancı var. Şimdi böyle bir adamı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Büyük Orta Doğu projesine karşı ne yapıyorlar? Yetiştiriyorlar. Koruma altına alıyorlar. İşte ben böyle bir adamım. Anlatabiliyor muyum? 15 yaşından bu yanadır da bu durumda korunan bir adamım. Gözetlenen bir adamım. Ve sağa sola sapmayayım diye de hoşuma gitmeyen şeyler de var. Sağa sola sapmayayım. Atıyorum gidip bir sanatçı olmayayım. İşte gidip bir futbolcu olmayayım. Gidip başka bir şey olmayayım diye yolumdan, çizgimden ayırmamak için de bunlara da müdahale ettiler. Dikkat çekilmemesi için, beni bulamamaları için kütüye kız olarak eklediler. Atıyorum okulumun, bak okuldaki notlarımı değiştirsinler diye, bak okulumdaki, ortaokuldaki notlarımı değiştirsinler diye okulu yıktılar. Okulu yıktılar, yenisini ayarlayıp arşiv kayıtlarının hepsini değiştirdiler. Anlatabiliyor muyum? Ya bu derece, bu derece. Okuduğum okulları bile yıktılar. Askerlik yaptığım, askeriyenin içerisinde olduğum yerleri bile yıktılar. Oranın arşiv kayıtlarını falan kaldırıyorlar. Benimle alakalı bir araştırma yapamasınlar. Arşiv kadın nereye gitsin, nereye gitti bulamasınlar diye. Şimdi herkes lider olmak istiyor. Bak bir tarafı Büyük Orta Doğu projesinde o kadar güzel kurgulamışlar ki bir tarafı size Kürt devleti vereceğiz diye kandırıyorlar. Liderleri asalarının içerisindeki kişiler. Onlar o sevinçle şey yapıyor, kandırılıyorlar. Dindarları da Allah kitapla kandırıyorlar. Şeriatı getireceğiz diye. Cumhuriyetçilerin liderlerini, bu vasıfta oluşan insanların içeriye Ergenekon bilmem ne kon, ikon mikon içeriye aldılar. Bir kısmen öldürdüler, kısmen vasıfsız hale getirdiler. Liderler bölgesini, yani bu işleri yapabilecek, kaldırabilecek insanlarını. Şimdi alt, iki sıra, üç sıra altındaki müdür vasfındaki gibi insanlar da herkes lider olmuş. Herkes ben kurtaracağım deyip ben kurtaracağım ve asalak gibi böyle pervane gibi dolanıyorlar. Hiç kimse bir araya gelip bir araya gelemiyor. Bir araya gelemiyor ve bu işi başaramıyor. Şimdi arkadaşlar bak bir anahtar var. Kapıyı bir kapının anahtarı tek bir anahtar açar. O kapıya aitse. Sen o kapıya ait değilsen lider olmanın bir vasfı yok. Bu sadece halka, ülkene zarar verir. Bana neden güvenmelisin biliyor musun? İnsanları neyle kandırıyorlar? Dinle kandırıyorlar. Bak çoğunluğu şu an ülkemizde dinle bu işi götürüyorlar. Doğru mu? Hep sağ taraf dinle işi götürüyor. Şimdi sen bana bak ki koskoca Allah çağdaş, modern, Ehlibeyt torunu, bak açık söylüyorum Aleviyim ben. Aslında böyle bir şey yok. Biz Ehlibeyt torunuyuz. Türk'üz. Türk aslında. Orijinal Türk'üz hem de. Peygamber de orijinal Türk. Ben has ve has Türk'üm. Bu işin Aleviliği, Sünniliği yok. Mezhepi yok. Tabiri caizse böyle söylüyorum. Allah böyle bir
şeyi sizin içinize bırakmış. Bak söyleyeceklerime dikkat et. Böyle bir adamı sizin tarafa bırakmış bak. Demek ki bu yolu seçiyor. Allah bu yolu seçiyor. Onların yaptığı yol yanlış yol. Senin şu an ülken bölünmekle karşı karşıya. Bak bölünmekle karşı karşıya. Ne yapıyor? Allah senin içerisine böyle bir adam koymuş. Bu adam ülkeyi neyle bölüyor? Dinle bölüyor. Bak bugün Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek ülkede suç. Şu an anayasaya ihanet ediliyor. Ve senin bunların arkasından gidenlerin çoğu da cemaatçi. Çoğu da Allah kitap diyen, Kur'an diyen adamlar. Şimdi senin elinde, bak senin içinde bir tane ilahi lider vasfında bir adam var. Anahtarı soktuğu zaman direkt açacak. Türk cumhuriyetlerini bir araya getirecek. Nasıl getirecek? Ne dedim ben? Ben Selçuklu hanedan torunuyum. Öz ve öz hanedan torunuyum. Atatürk'le akrabayım. Elimdeki Allah yazısı mevcut. Ve Kur'an'da ne diyor? Cin suresi 26-27. ayetler ne diyor? Bunları bunlarla vuracaksınız işte. Eğer onlar doğruysa bir delil getirsinler. Bir cumhuriyetçi olarak, bir Atatürkçü olarak bizim delilimiz mevcut. Hem de Kur'an'da. Diyor ki gaybı sadece diyor seçilmiş olan Resulüme bildiririm diyor ben diyor. Resul diyor bak. Açın okuyun 26-27. ayetleri. Cin suresi. Ali İmran 179'u da okuyun. Seçilmiş peygamberlerime veririm diyor. Yani bu dönemde bir peygamber daha gelecek. Neden? Çünkü bu vaat edilmiş toprakların peşinden koşan şeytaniler nedeniyle. Şu an bu vaat edilmiş toprakların peşinden koşan hepsi cehennem ehli oluyor. Yani Allah'ın lanet ettiği insanlar grubu oluyor. Bunlara destek verenlerin hepsi lanet edilmiş insanlar topluluğu. Şu an bu ülkede çok az bir toplum var. Çağdaş, ilerici, bu ülkeyi ileriye götürecek bir toplum var. Bu toplumu bir araya getirip bu ülkeyi, bu devleti yeniden almamız gerekiyor. Anlatabiliyor musun? Bunu yapacak olan tek kişi de benim. Herkes koltuk peşinden koşmayacak. Bendeki vasıflar sende varsa ben sana bırakırım. Ama bir ateist, general buna inanıp da tam şeye inanıp bunu oluşturuyorsa, bugün buraya kadar da getirmişse buna destek vereceksin. Bugün devletin içerisindeki, o istihbaratın içerisindeki bazı kimseler biliyor ve çevreye yayılıyor ve şeyler görüyor. Görüyorum onların ne olduğunu. Bugün bunları yenmenin tek bir yolu var. Bugün içeriye, içimize sokulan Afganlar var, Suriyeliler var. Bunlar hep dini bütün adamlar. Dine inanan insanlar. Sen din yok diyerek o adamları kazanamazsın. Bu vasfa sahip değilsin sen. Sen ilahi bir adam değilsin ki onları bu tarafa doğru çekebilirsin. Mantıklı düşüneceksin. Bak bir ateist general bugün Allah'a inanıyor. Benden dolayı. Bak cumhuriyetçilerin içerisinde ben namaz kılmıyorum. Ben oruç tutmuyorum. Çünkü dinde böyle bir din diye böyle bir şey yok. Ahlak ve vicdan var. Bunu sadece topluma ben empoze edebilirim. Neden? Çünkü delilim var. Çünkü Kur'an'da da yazıyor. Cin suresi 26. 27. ayetler. Diyor ki gaybı bilen adam benim Resulümdür diyor. Gaybı kim bilebilir sadece? Allah bilir. Allah eğer biliyorsa ve yeryüzünde de bir insan biliyorsa demek ki o ona gösteriyor demektir. Demek ki o da bir Resul demektir. Mantığı olan insanlar bunu algılayabilir. Bine yakın gelecekle alakalı bilgi vermişim. Depremin tarih, saat, dakika, saniyesine kadar vermişim. Bunu dünya tarihinde Türkiye'de Aytekin Cengiz'den başkası veremez. Dünya tarihinde yok. Benden başka kimse veremez bunu. Ve bu adam Türkiye'de yaşıyor. Ve bu adam bir Türk. Ve bu adam bir Türk hanedan torunu. Bütün Türk cumhuriyetlerini bir araya getirebilecek tek adam, lider. Lider vasfına şey yapılan asil DNA ancak bunu bir araya toplar. Asil DNA. Daha durumunu toparlayamıyorsun. Cebine 3 kuruş para koyamıyorsun. Lider olmak istiyorsunuz hepiniz. Önce bir kendini toparla bakayım. Bu zekaya sahip misin? İşte lider soy, asil soy bunu yapabiliyor. Bunu yapabiliyorsa devleti de kurabiliyor. Benim devlet dedelerim hep devlet kurmuş.
Hep devlet kuran bir soya sahibim ben. Hep devlet kurmuşlar. Birinci koluz biz. Ana koluz yani. Bizim soy şu an benim bulunduğum soy birinci kol, ana kol. Bizden akıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu devleti geri almamız gerekiyor. Eğer bu devleti, bu ülkeyi parçalarsak, Büyük İsrail adı altında emellerine gerçekleşirse, bu ülke parçalanırsa, bu dünya cehenneme döner. Cehenneme döndüğü gibi ülkede tek bir yeşil alan bile bulamazsınız. Nefes alacak yer bulamazsınız. Burası cehenneme döner, cehenneme. Cehennemde yaşarsınız. Tamamıyla cehenneme çevirirler burayı. Her taraf beton. Her taraf böyle cam, beton. Her taraf tek bir ağaç, böyle bir tane ağaç için birbirinizi yersiniz. Öyle pislik bir alana döner dünya. Onun için ego, kibir, her şeyi ben bilirim vasfından çıkın. Bugün ülkemize dediğim gibi Suriyelisi, IŞİD'lisi, bilmem Afganlısı bunlar ülkemize sokuldu. Ve bu adamlar şu an yanlış yolda dini, şu an Allah'ın dini olduğunu zannedip şeytani yolları takip edip insanlara şeriat adı altında Allah'ın dinini getirecekler güya. Bir sürü insan katletmenin hazırlığını yapıyorlar bunlar. Ve bunlar hep ben bilirim demenizden kaynaklanacak. Bugün birçok başka devletlerdeki bu tarz kişileri durdurmuşumdur. Mesela çoğu kendini Mehdi Mesih zannediyor. Adam bakıyor ben diyor geleceği söyleyemiyorum diyor. Kabul ediyor geleceği söylediğimi. Bak Türkiye'de birçok kişi de ben tedavi etmişimdir. Adamın beni takip etmesiyle beraber adamın Mehdi Mesihlik iddiası son bulmuştur. Neden? Çünkü adamın kerameti yok. Lan Allah'la bir temasın yok. Çıkıyorsun ortaya ben Mehdi Mesih'im diyorsun. Bunu söyleyen bir adam varsa ha bunu yaptığını çıkar için yapıyordur. Zaten bugün birkaç video daha gördüm. Kendini Mehdi ilan eden herkes ilk önce kendine bir kadınlardan harem kuruyor. Dikkat edin hep harem kuruyorlar. Yani. Hep ilk işi kadınlar oluyor. Hemen yatak. Böyle bir zihniyet yani. Tek bildiğim bir şey var. Bu ülkeyi almamız gerekiyor. Şu an ülkenin durumu iyi gitmiyor. Her geçen gün daha farklı şeylerle gündemi meşgul ediyorlar. Ülkede kaos çıkartıyorlar. Sürekli kaos çıkartıyorlar. Ya bundan kim nemalanır bu kaostan? Ülkeyi yağmalıyorlar. Bütün kurumlar yeniyor, sıçılıyor, içiliyor. Halkın bundan ne faydası var? Bir şey yok. Eşek gibi çalışıyorlar. Halk bunlara çalışıyor. Sadece ben bilirim edasıyla bunu yaparsanız bu iş olmaz. Yapalım işi bitirelim. Yine ne haliniz varsa görün yapın. Ama yine yapacağınız aynı şey aynı pisliğe durmayı tekrar geri düşürür. Buna dikkat edin. Bak herkes ben bilirim ayağıyla gidiyor. Bak bugün devleti ele geçirdiler. Bak şu an benim 7 yıllık eğitimim mevcut. Bu eğitimimle beraber diplomalarımı bile gizlediler. Harp okulları diplomamı gizlediler. Şu an bugün yönetim değiştiği için bunu alamamayla bile karşı karşıyayım. Keşke bu şekilde yapmasalardı, üniversiteye devam etseydim, gitseydim. Şu an üniversitede okuyorum, bak diplomamı aldırmıyorlar bana. Şu an diplomamı Recep Tayyip Erdoğan taraftarları aldırmıyor. Her sınav girişimde, her sınav tarihinde ben içerideyim arkadaşlar. Sınav tarihi geldi mi beni içeri atıyorlar. Ve sınava giremiyorum. Sınava giremediğim için de bitiremiyorum. Üst düzey notlar alabileceğim yerlerde puanlarımı aşağı düşürüyorlar. İstihbarattan arkadaşlar söylüyor. Zaten senin puanlarını düşürüyorlar. Düşüren kişiler de sınıfta FETÖ cemaatinin özellikle benim sınav salonlarında sınava girdiğim yerdeki ders hocalarına yani o takip hocalarına yaptırdıklarını söylüyorlar. Onlar yapıyor. Siliyorlar. Onlar değiştiriyorlar. Ellerinde cevap anahtarı var. Açık öğretim sınavlarında arkadaşlar sorular dağıtılıyormuş. Cevapları. Sadece belirli kişilere. İstihbaratın yalancısıyım. Ama gördüğümüz kadarıyla hiç oralı olmayıp da patır patır sınav geçen adamlar var. Adam daha iki kelimeyi bir araya getiremeyen adamlar açık öğretimi bitiriyor. Ve genelde nedense hep de bunlar cemaatin içerisinde olan adamlar. Çok zeki gözüküyorlar.
Ama bu kadar zekilerse biz niye çok geriyiz, değil mi? Niye bu devlet çok geri? Arkadaşlar buna dikkat edin bakın. Dünyada, dünya tarihinde gaybı söyleyebilen, tarih, saat, dakika, saniyesine kadar tek söyleyen bir adam var ve bu da Türklerin içerisinde. Ve bir Türk hanedan torunu. Ve Kur'an'da da yazdığı gibi gaybı söyleyen kişi benim Resulümdür diyor. Ben söylemiyorum bunu. Kur'an söylüyor. O halde o cemaatin içerisindeki dindarlar gerçek dindarlarsa bana itaat etmek zorunda. Eğer Allah'a itaat ediyorlarsa bana itaat etmek zorunda. Sizin kurtuluşunuz bu şekilde işte. Başka kurtuluşunuz yok. Doğru anahtar. 100 tane parti kurmuşsunuz. İnsanları 100 parçaya ayırmışsınız. Herkes kafasına göre takılıyor. Ama öbür taraftan siyasi partilere bakıyorsunuz. Hepsi Büyük Ortadoğu Projesi'ne çalışıyor. 22 yıldır kandırılıyorsunuz. Doymadınız mı? Herkes ben yaparım diyor. Ya bir aynaya bakın Allah aşkına. Bir aynaya bakın ya. Ne yapabilirsiniz? Kimliğiniz ne, etiniz ne, budunuz ne? Bak şu an ben şu halimle bile inanın hiçbir şey yapmıyorum da. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde bir sürü taraftarım var. Devletin içinde bile var. Oturduğum yerde yapıyorum. Bak oturduğum yerde. Hiçbir faaliyetim yok. Oturduğum yerde bir sürü şeyim var. Bir medyada duyulduğunu düşünürsene. Herkesin konuştuğunu düşünürsene. Dünyanın tüm noktalarından buraya akarlar. Türkiye'ye akarlar. Türkiye Cumhuriyetlerinin de bundan gurur duyacağından hiç şüphem yok. Elinde Allah yazan bir adam, gaybı söyleyen bir adam, Kur'an'da ayetleri olan, gaybı söyleyen adam benim Resulümdür diyen bir ayetlerle ve bu adam bir Türk. Türk'ün içerisinde bir hanedan torunu, gurur duyarlar. Sizin neyiniz de gurur duyacaklar. Bu alçaltmak veya bir olay değil yani sizi. Sizi küçük düşürmekle alakalı bir olay değil arkadaşlar. Doğru yolu bulun. Doğru yolu. Ben de çok sıkıldım yani. Bak şu an hakkımda 6 tane yakalama var arkadaşlar. Ne yaptım? Adam mı öldürdüm? Kaçakçılık mı yaptım? Birini mi dolandırdım? Hayır. Adamın korkusu korkusu. Benden korkuyor. 6 yıldır evim basılıyor arkadaşlar. Benden haraç aldılar. Korktuğum için mi verdim? Hayır. Kimseden kan akmasın. Sessiz sakin gidelim. Beni ölümle tehdit edip aldılar. Onları darmadağın edebilecek kapasiteye, zekaya, fiziğe, güce sahibim arkadaşlar. Kavga çıkmasın diye verdim parayı. Hala istiyorlar. Bak kimsenin canı yanmasın diye Malatya'ya geldim. Yoksa ben o polisleri temizlerdim. Çok temiz. Bak iki kere operasyona katılmış bir adamım. Başarıyla çıkmış bir adamım diyorum bak. Araştırsınlar. Ben Türk Silahlı Kuvvetler personeliyim arkadaşlar. JITEM tarafından kurulmuş. Bazı generallerin bir araya gelerek Amerikancı tayfayı kenara bırakıp gizli bir şekilde bu olayı oluşturulmuş. Oluşturmuş. Bir personelim. Ve dedelerimizin devlet kurmuşluğuna, bizim vatan sevgimiz zaten tartışılmaz. Maaşımı bile feragat edip sivile çıkmış adamım ben. Kimse bizi bulmasın ve sivilde kendimi idame ettirdim. Ve kimliğimi de, subay kimliğimi de 2005'li yıllarda, 2006'lı mı, 2005-2006'lı yıllarda Saldıray Berk Paşa'ya teslim ettim. Çünkü Polat Tower'da beni zehirlemişlerdi. İçimizden bazı generallerin bizi sattığına dair şeyler oluştuğu için onlar da yalanlamışlar. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir faaliyetimiz söz konusu değil. Çocukla uğraşmayın. Adam kendi işinde yapan görüyorsunuz. Yapan bir adam. Sivilde çalışan bir adam izlenimi verip beni 2016'ya kadar bıraktılar. Ya ta ki kozmik odaya girinceye kadar bıraktılar. Kozmik odaya girdikten sonra tekrar saldırmaya başladılar. Anlatabiliyor muyum? Yani açıkça bunu ifşa etmemin nedeni de şu arkadaşlar. Şu an devletimizin başındaki adamlar bizim kendi adamlarımız değil. Beni öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Bu teşebbüs etmelerinin nedeniyle artık benim gibi bir adamı kimin öldürmeye teşebbüs ettiğini artık bilsinler diye yapıyorum. Ortaya çıkartıyorum. Yoksa bir insan durup dururken kendisini ifşa etmez. Şu an ben yurt dışına çıkmam bile tehlikeye girdi artık. Yurt dışına çıkma ihtimalim bile yok artık yani.
Kimlerin yüzünden? Bu Trabzon Adliyesi'ndeki Kubilay Kırdı, Engin Kır, Mukaddes Çakar, Hakan Türkön, Meltem Çalışkan, hakim bunlar. Aylin Özdemir, Özlem Akkaya, ondan sonra Semih Kaya, Savcı Gökhan Güloğlu, Nevin Gündoğdu Yüksel, ondan sonra Çağrı Kaşıkçı, Zülküf Talu, Bakırköy 54 Asliye Ceza. Artık o da var. Artık bunlar isimlerini saydıklarım arkadaşlar. Bak şu an Trabzon Adliyesi'nden hakkımda sadece 5 tane oradan yakalama var. Neden yakalama var oradan biliyor musunuz? Beni Melisa Özkan adlı, ne üdüğü belirsiz, annesi Rus, babası Türk sadece, kısmen de Gürcü annesi, bunun yapacağı bir kumpas nedeniyle sadece hakkımda şikayet yaptı. Aramızda telefonla konuşma, biliyorsunuz bana sarkıntılık nasıl ettiğini, nasıl hediyeler gönderdiğini. Aramızda 5 dakikalık bir konuşma bile yok. Beni de şikayet etti. Ben sapkın, sapıkmışım arkadaşlar. Tacizciymişim, kendisini taciz ediyormuşum. Beni tanımıyormuş. Beni hiç tanımıyormuş. Bundan dolayı beni şikayet etti. Artık utandılar. 6284'ten değil de şeyden devam ediyorlar şimdi. Ne diyorlar ona? Huzur ve sükuneti bozma. Huzur ve sükuneti bozmadan bana dava açıyor. Davaya bakarsanız delil de yok. Herhangi bir delil de yok. Ve aynı davayı 3 tane ayrı soruşturmayla sosyal medya yazısı koymuşlar oraya. Hakaret bile değil onlar. Hakaret bile değil. Satır satırına 3 iddianame de aynı. 6 kere bana uzaklaştırma çıkartıp evimi bastılar. Haraç istediler. Sürekli evimi bastılar. Deli muamelesi yaptılar. Ondan sonra da dosyaları 3'e indirdiler. Ben de diyorum bu Kubilay Kırdı bana 3 tane ayrı ayrı adli para cezasını neden verdi? Aa bir baktım iddianame, 3 tane iddianame var altında, açıkmış hala. Takipsizlik verilenleri sanıyorum ben onu. 3 tane açık iddianameymiş. Hepsi de aynı, birbirinin kopyası ve sonra da iddianamedeki dilekçelere bir baktım, imzalar da sahte. Uzlaşma raporları da sahte. Utanmaz adam. Bu kelimeyi söyledim diye hakkımda hakaretten yakalama çıkarttı. Engin Kır, ikincisi Ömer Kır'ın akrabası dediğim. Utanmaz çünkü. Bak yine söylüyorum, al bu videoyu, yine dava çıkar. Çünkü utanmaz demek arkadaşlar, Yargıtay'ın istikrarlı kararlarına göre kaba konuşma olarak şey yapıyor. Haklıyım. Haklı olduğum için söylüyorum. Bunların amacı beni öldürmeye teşebbüs etmek. Yani öldüremiyorsa, yapamıyorsa beni dara sokup, işte böyle hüviyetimi kısıtlayıp beni intihara sürüklemek, anladın mı? Lan ben de intihar edecek göz var mı oğlum? Lan ben var ya, en son noktada kendimi ölme noktasında düşünürsem belime silahı koyarım. Yemin ediyorum temizleyebildiğim kadar adamı temizlerim, öyle ölürüm. Kendi kafama sıkmam. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir salak değilim yani. O güce de sahibim. Koyarım böyle el bombalarını falan, her tarafa böyle koyarım. Girer girer patlatırım hepimize. Gittiği yere kadar. Gece evlerinize girer, gırtlaklarınızı keserim. Bu güce sahibim. 2 kere operasyona katıldım diyorum. Bak 50 kişilik silahlı adamların içerisine girmiş adamım. Ve oradan adamı çıkartıp alıp tekrar gelmiş adamım yani. 2 kere girdim. Onu hiç beklemeyin. Şu an dara girdiğim an baktım yalnız kaldım, olmuyor. Giyerim botlarımı. Trabzon'a kadar da yaya da yürürüm. Bak gelirim oraya. Hiç ruhunuz bile duymaz. Az yürümedim yani Kuzey Iraklarda. Dağlarda. Bir bakmışsın ben İstanbul'dayım. Sen beni İstanbul'da bilirken ben Kuzey Irak'ta operasyondayımdır. Bilemezsin. Biz böyle yaşadık. Onun için kimseden korkum yok. Yani herkes bilir. Bunu karakoldaki polisler de bilir. Adliyedekiler de bilir. Benim evime gelirken bir iki tane polis gelmez. 20 tane, 30 tane gelir. Bunu çok iyi bilirler. Ama bana da deli diyorlar. Deliyim ben. Akıl sağlığım yerinde değil. Akıl sağlığı yerinde olmayan, vesayet altına bağlamaya çalıştıkları adamın evine 20 tane polisle gidiyorlar. Böyle bir şey gördünüz mü siz? Demek ki benim kim olduğumu biliyorlar. Şu an bugün bana saldıran o hakimlerin hepsi, hakkında yakalama çıkartan hakimlerin hepsini gidin araştırın. WhatsApp gruplarına bakın. Beni öldürmeye teşebbüs edenlerin hepsi Amerika'ya çalışan adamlar.
Büyük İsrail'in yani Büyük Orta Doğu projesinin adamları hepsi. Ben bunlara karşı mücadele ediyorum. Bazıları da salak salak konuşuyor. Seni dışarıda da vururlar. İşte yapamazlar mı? Oğlum ben diyorum ki çevremde benim de korumalarım var. Onu yapabilecek adamlar zaten istihbarat olarak bilgi veriliyor. Onlar daha yapmadan orada enselerine çökülüyor zaten. Devletin gücünü kullanarak ne yapıyor? Olay çıkarmamı sağlıyorlar. Silahlı çatışmaya zorluyorlar beni. Ama bunu halk göremiyor. Senin elindeki bu adama sahip çıkmıyorsun. Sahip çıkman gerekiyor. Çünkü bu dinin, bu yanlış dini bitirecek tek adamım ben. Çünkü elinde başka delil var mı? Din yok demeyle sen bunu nasıl bindireceksin? Sen ilahi bir adam mısın? Senin kafanı ezerler. Din yok dediğin ama seni kafir ilan eden gebertir kafanı keserler senin. Ama ben delil veriyorum. Şimdi açıklamalarını istiyorum. Bak mahkeme dosyalarına da vermişim. O gaybı söylediğim kelimelerin hepsi Kur'an ayetlerini falan oraya koymuşum. Gırtları çıkmıyor. Bak oradan da bana inanan insanlar var. Ben biliyorum bunu. Çünkü adamlar beni takip ediyor. Sen de ver kardeşim. Ver. Ben de sana inanayım. Diyeyim ki ha bu da o. Sen de ver. Bak adamlara veriyorum artık inananlar var yani. Çünkü Kur'an'da ayet açık. Bana inanmazsa eğer, çünkü o zaman Kur'an'ı reddetmiş oluyor. O zaman Kur'an'ı reddeden adam çakma, şerefsizdir o adam. O adam sahtekar dindardır. O adamın derhal kafası vurulması gerekir. Şeytandır o. Gaybı bilen adam peygamberdir arkadaşlar. Eğer bu hayır diyorsan zaten bu senin ölümün olur. Çünkü benim gibi bir adam tarihte ilk defa gelmiş ve sizin gibilerin arasında. Buna sahip çıkmanız gerekiyor. En büyük özelliğim de benim yobaz olmamam. Benim dinle hiçbir alakam yok. Bak ne diyorum size? Din, vicdan ve ahlaktır. Vicdan ve ahlakın olmadıktan sonra Allah'a inancın hiçbir şeyi ifade etmiyor. Size ben namaz kılın diyor, ben de namaz kılmıyorum. Niye? Allah bana kıl dese kılarım. Gerçek olsa. Oruç tutsa tutarım. Bana gaybını söylüyor ya. Ben Allah'ın nasıl bir şey olduğunu da biliyorum ha. Zaten bilmesem bu gaybı söyleyemem size. Burası düşler diyar arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Benim dediğimi yapın. Bak yıllardır söylüyorum. Ne söylüyorsam satırı, saniye, dakikası hepsi gerçek çıkıyor. Benim dediğimi yapın. Benim dediğimi yapmazsanız kurtuluşa eremezsiniz. Bu belayı her türlü yaşamaya devam ederiz. Çok koltuk sevdalısı değilim bak. Beni zorlamasalar, beni itmeseler buraya ben bırakırım. Çünkü bu insanlık gerçekten iyi şeylere hak etmiyor. Bak bana sorarsanız eğer kim yani bu ülkenin dünyanın %90-95'i hak etmiyor. Çok da meraklı değilim ben peygamber olmaya, Mesih olmaya, bilmem ne olmaya. Gerçekten istemiyorum. İstemediğim için de hiç ortaya çıkmadım zaten. Beni dürttüler. Ölümle tehdit ederek dürttüler bu işi yapmam için. Çünkü biliyor gerçeğin kim olduğunu. Ben açıkça söyledim, onlara da söyledim. Ben bu insanlık için ben hiçbir şey yapmam dedim. Elimi bile oynatmam dedim. Ama beni bırakmıyorlar. Bak şu an gördüğünüz gibi yakalamalarım var, her şeyim var. Benim Mehdi Mesih olmaya ihtiyacım var mı arkadaşlar? Varlıklı bir adamım. Bıraksalar filmimi çekerim. İnşaatımı yaparım. Param var. Benim Mehdi Mesih olmaya ne ihtiyacım var ya? Bana ne? Çok mu meraklıyım? Ama ülke de elden gidiyor. Bir gerçek olan o var. Alalım ülkeyi, ondan sonra oturun başbakan mı oluyorsunuz, cumhurbaşkanı mı oluyorsunuz, ne halt oluyorsanız olun. Ha çok koltuk sevdalısı değilim diyorum size. Umurumda bile değil. Ama atalarımın da hatırı var. Bu ülkeyi vermememiz gerekiyor. O zaman Atatürk'e de ihanet etmiş oluruz. Bu ülkeyi almamız gerekiyor bunlardan. Bu ülkeyi bunlardan almazsak bunlar bu ülkeyi yer bitirir, sömürür, içine eder. Bizi de böyle dımdızlak bırakır, basar giderler. Ondan sonra elimizde yine kazmayla, kürekle vatan savunması yaparız. Herkes ben demeyi bıraksın. Siz değil. Ben demeyi bırakın. Yüz parça olmuşsunuz, biz böyle kurtaracağız. Öbürü diyor biz böyle kurtaracağız. Lan hiçbiriniz hiçbir şey kurtaramazsınız. Lan adamlar bir sürü silahlı adam soktu buraya. O silahlı adamları hepsi dindar, şeriatı kuracağız diyor. Bak hepsi böyle dişleri köpek gibi bağırıyor böyle. Şeriatı kuracağız diyor. Allah'ın dinini kuracağız diyor. Sen bu adamı din yok demeyle mi kurtaracaksın? Çevireceksin geri.
bu adamları sadece ve sadece ilahi olan yola getirebilir. Delillerle. Ha onlar bir kısmı beni anlayacak. Benim tarafıma geçecek bir kısmı. O geriye kalan bir kısmı da bizimle çatışacak. O çatışacak olanlar da geberip gidecek zaten. En azından gücü kıracağız yani. İşte o yüzden o ateist kenara bu sistemi kurdu. En siktir boktan adamın bile şeyinde taraftarı 3-5 bin tane taraftarı var adamın. Paraya para demiyor yani. Ben Mehdi'yim deyip ortaya çıkıyorlar. Düşünün yani beni düşünün. Benim onlardan farkım bak elimde Allah yazıyor. Peygamber torunuyum, hanedan torunuyum. Gaybı söylüyorum. Onlardan daha yakışıklıyım ama. Bir gerçek olan da o var. Lider vasfı var. Askeri özelliğim var. Bak askeri özelliğim ortaya çıktıktan sonra 1'e 3 oldu. Çevremdekiler. 1'e 3 oldu. Çok fazla özelliğim de var artık. Onları bilmiyorsunuz. Yani. Onları da ileri yasaklayalım. Böyle bir durun yani. Bak gökyüzünde kaç tane adamın resmi çıkmış Atatürk'ten başka? Kaç tane çıkmış? Atatürk de benim akrabam. Birinci derecede adamlar. Kuzengiller. Daha böyle bir lideri nerede bulacaksın? Gitmişsin ne ödüyor belirsiz adamları lider diye peşinden koşuyorsun. Ya la ben o insanlarla oturup masada çay içmem ya. Ki içmiyorum zaten. Bunu da çok iyi biliyorlar. Her insanla arkadaşlık etmem ben. Bunu da biliyorlar. Parmakla sayılır benim arkadaşlarım. Her adamı evime sokmam. Çok nadirdir. Sokmuştur. Sadece sokmuşumdur. O sokmamın nedeni de ondan bilgi almak, kanıt, delil oluşturmaktır. Başka türlü o adamı evime sokmam ya. Bilirim çünkü bir adamın ne mal olduğunu. Güveneceğiniz adam gerçek anahtar olmalı. Gerçek anahtar ancak o kapıyı açar. Böyle devam ederseniz durum çok kötü. Bakın şu an hakkımda dediğim gibi 6 tane yakalama var. Malatya'da mahsurum. İstediğim zaman giderim. O ayrı mesele. De. Mağduriyet oluşturmak. Mağdurum şu an yani. Gücümü kullanıp oraya gitmek gibi bir şey yok. Normal insanlar gibi davranıyorum. Şu an Malatya'da mahsurum. 7 aydır evime gidemiyorum. Evimi bile benimle olan yani kardeşim gibi olan insanlar diyeyim. Bak yardımcılarım demiyorum ama onlar benim kardeşim gibi insanlar. Onlar taşıdı evime. Bak daire aldık artık. Bitirdik olayı. Daire aldık. Evimi onlar taşıdı. Evimi taşıdılar. Bak evimden bile çıktım. Kirasını bir yıllık peşin ödeyeyim evimden bile çıktım. Çıkardılar. Çıkmazdım. Tehdidin istediği tehditleri yapsınlar. Beni kimse tehditle yıldıramaz. Beni biri tehdit ederse benim onun karşısına çıkacağımı çok iyi biliyorlar. Beni kimse tehdit edemez. Karşısına çıkarım yani. Bunu biliyorlar. Bak mesela Kağıthane bölgelerindeki mafyalar bunu çok iyi bilir. Beni tehdit ettiğin karşısına çıkarım. Öyle böyle değil yani. Bunu zaten o hakim savcılar da bunu çok iyi biliyor korkmadığımı. Polisler de çok iyi biliyor. Sadece ben sabrediyorum. Ve en azından halkın çevremde olmasını neden istiyorum? Yanımda eğer güç çoğalırsa baştakilerin sesi kısılacaktır. Onun için istiyorum. Çünkü bak sesi kısılacak onların. Susacaklar. Ben güçlenmeye başladıkça onların sustuğunu göreceksiniz. Yavaş yavaş böyle vırvırvır yapmaya başladıklarını göreceksiniz. Titremeye başladıklarını göreceksiniz. Çünkü onlar benim gerçek kişi olduğumu biliyor. Bu işin içerisindeki silahlı kuvvetler, polisler, yanlış adamı takip etmeyin. Bak şu an yanlış adamdan dolayı ülkeyi savaşa götürüyorsunuz. Bak savaşa götürüyorsunuz. Şu an görmüyor musunuz? Savaşa götürüyorsunuz. Lan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen adamları ihraç ediyorlar. Bu savaş demek zaten. Savaşa götürüyorlar ülkeyi. Bu adamların şu an tutuklanmaları gerekiyor. Anladınız mı? İşte ben bu yüzden yetiştirildim burada. Ve ben bu yüzden indim aşağıya. İşte bu yüzden Allah yanımızda. Bu yüzden Allah beni indirdi aşağıya. Bunlara bertaraf edeyim diye. Bak şu an elinizde delil var. Gerçek dini görüyorsunuz ne olduğunu. Benim yaşam tarzım, benim varlığım, işte gerçek din işte. Gerçek din neyse o işte. Biz nasıl yaşıyorsak o işte. Ehl-i Beyt de bizim gibi yaşıyor işte.
Doğru ve dürüst yaşıyoruz. İnsancıl yaşıyoruz yani. Saygılı yaşıyoruz. Yardımsever yaşıyoruz yani. Ahlaklı ve vicdanlı yaşıyoruz. Adaletin ne olduğunu, bak adaletin ve adil davranmanın ne olduğunu benden iyi bilemezsiniz. Bir insana eğer ben bir şey yapmışsam o Allah tarafından yapılmıştır. Çünkü öyle olması gerekiyordur. Haksız olarak benden bir şey aldığın zaman birebir husumet ona karışmam. Ama cemaatleşip insanlara çöküyorsan ve bana da çökmüşsen ben o cemaate çökerim. Benim paramı almışsan o cemaatin müritlerinden de parayı alırım. O benim için hak. Herkes için hak. Bugün devleti kim sömürüyorsa onun parasını almak haktır. Bu milletin hakkıdır. Çünkü milletin hakkını çalıyorlar. Haksızlığa uğrayanlar için haktır aynı zamanda. Bugün devleti soyanlara ses etmeyip de halkın içerisinde bunlara karşı neden çalıyorlar dediğin zaman bunların evini basıp içeriye alan adamlar şeytan askeridir. Şu an bana yakalama çıkartan adamların hepsi cehennem ehlidir. Allah'ın defettiği adamlardır onlar. Benimle savaşan herkes cehennem ehlidir. Bunu Kur'an'la ayetleriyle açıklayabiliyor muyum? Açıklayabiliyorum. İspat edebiliyor muyum? İspat edebiliyorum. Bugüne kadar söyledim de ispat edemediğim bir şeyi gördünüz mü? Ben ispat edemediğim bir şeyi konuşmam. Demedim mi size? Yazdım oraya. Gökyüzünde resmime bakın dedim. Resim gözükecek dedim. Gözüktü mü? Gözüktü. Kaç kere gözüktü? 3 kere. Deprem olacak dediğim zaman şu tarih dakika saniyesine kadar verdim mi? Verdim. O tarih dakika saniyesine kadar Türkiye'de harp dediğiniz o inandığınız şeyler var ya onunla deprem yapamazlar. Tarih saatine kadar uyduramazlar. Yapamazlar. Öyle bir teknoloji yok. Tam tarih saat dakika saniyesine kadar gelecek şekilde deprem yapamazlar arkadaşlar. Hava olaylarına müdahale edebilirsin ama tarih saat dakika saniyesine kadar onu yapamazlar. Öyle bir şeyler yok, güçleri yok şu an dünyada. İstedikleri noktada, tam nokta işaretiyle o bölgede başlatamazlar. Çünkü orada fay hattı var mı ki ya, şey yapsın? Ve düşünün yani. Biraz mantıklı olun. Sadece gaybı söylemek de zaten sadece bir keramettir zaten. Herkesin söyleyebildiği bir şey de değildir. Şu an böyle bir adam cumhuriyetçilerin içerisinde. Üç parça düşünün. Cumhuriyetçiler darmadağın. Bunları bir araya toplayabilecek insanları içeri alıp öldürüyorlar. Kürtler devlet kuracaklar güya. Büyük Orta Doğu projesini kuruyorlar haberleri yok. Liderleri de Asala'nın adamları. Ermeniler. Kürtlerin içerisinde asimile olmuş adamlar. Şeriatçiler var. Dindarlar. Dindoşlar diyorum ben onlara. Cemaatler bilmem neler. Onlar da şeriatı kuracaklar. Güya Allah'ın dinini kuruyorlar. Onun Allah'ın dini olduğuna dair elinizde belge, bilgi var mı? Kanıt var mı? Bir tek elinizde kitap var. Kur'an var. Kur'an'da Hazreti Muhammed'den 20 yıl sonra yazılmış. Nasıl olacak şimdi? Hazreti Muhammed bile görmemiş. Diyorlar ki Kur'an'dan hiçbir şey çıkartılamaz, değiştirilemez. 7-8 yıl önce Suudi Arabistan değiştirdi. Nasıl değiştiremiyorsun? Ha, değiştirdi işte. İçinde gerçek bilgiler de var, sahte bilgiler de var. Yani Muaviye denilen kro değiştiriyor. Kendi kültürüne tekrar geri getiriyor. Yani emperyalist düzene geri getiriyor. Sömürme düzenine geri getiriyor. Kadınları mal gözünde görüyor yine. Kendi karşılarında raks ettiren 10 tane 15 tane kadın alabilen zenginler 10-15 tane kadın alabilir hesabı. Ona getiriyor. Bu düzenlerin yürümesi için. Bu düzeni yeniden kurdular. Hazreti Muhammed zamanında düşünün yani. Suudi Arabistan gibi dünyanın en cehalet ülkesinde edebiyat gelişiyor. Hiç okumadınız mı ya bunları? Bu adam nasıl yobaz? Yobazsa edebiyat nasıl gelişiyor? Şu anki yobazlar bile edebiyata karşı. Kafir işi diyor. Şaka mı yapıyorsunuz yani? Kadınların öldürülmekten korkuluyor. Şu an kadının değeri yok. O zaman bile kadının değeri varmış. Kadınlara hak getirmiş adam. Öyle bir cehalet döneminde. Demek ki adam modern bir adam. Demek ki o kadar cahil. Bak 1450 sene önceyi düşünün ya. Cehaletin dibini yaşayan ülkede çıkıyor bu adam.
Kadınlara hak getiriyor hak. Böyle bir yerde kadınlara eşek gözünde gören bir topluma kadınlara hak getiriyor. Adamı biçerler ya. Ondan sonra kalkmış böyleydi. Yok şunu aldı, yok onu aldı. Kötülerler normaldir. Böyle bir yerde edebiyat gelişiyor. Demek ki Allah o zaman da oraya modernlik taşımış. Bir temel atmış orada. Demek ki modern olması gerekiyor. Çağdaşlığı benimsemesi gerekiyor. Buna karşı olan, ya modern olduğunu anlıyoruz yani. Yobazlığın olmadığını anlıyoruz. Şu an yobazlığı taşıyorlar. Şu an edebiyat gelişmesine bile karşı çıkıyorlar. Kafir işi diyorlar. Hz. Muhammed geliştirmiş. O zaman sizde bir hata var. Demek ki atalarınızda bir problem var. Atalarınızın içerisine şeytan girmiş. O şeytanlar sizi eğite eğite bu hale getirmişler. Ve bugün Kur'an'daki ayetlere bile karşı çıkıyorsunuz. Beni nasıl inkar ediyorsun ya? Gaybı biliyorum. Biliyorum işte. Gözünüzün önünde yapıyorum, söylüyorum. Yazıyorum oraya. Gözünüzün önünde yazıyorum yani. Günler öncesinden yazıyorum. Bir hafta 10 gün önceden yazıyorum. O tarih geldiğinde gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. Farklı bir şey de yapmıyorum. Bak yıllardır beni takip eden adamlar var. Burada kral diyorlar, bilmem ne yazıyorlar. Boşuna mı yazıyorlar bunlar bana? Bunlar deli mi? Canlı canlı veriyorum bunları. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu övülmek değil arkadaşlar. İlahi bir özelliğe sahip olan Aytekin Cengiz'dir. Kimsenin zoruna gitmesin. Kurtulmamız gerekiyor bu durumdan. Şeytanın, Deccal'in ordusunu ancak böyle yıkabiliriz. Çünkü onlar Deccal'i Mehdi zannediyor. Siz ne kadar Mehdi Mesih'e inanmasanız da bunlar isim olarak size nefret ettirildi. Seyrettiğiniz dizilerle, filmlerle size nefret ettirildi. Adam, ben gaybı söylüyorum. Bak tarih saatine kadar söylüyorum. Adam bana diyor ki David Copperfield da diyor kuleyi yok ediyor diyor illüzyonla. Anladınız mı? Bu filmleri size boşuna izletmediler. Bu illüzyonistleri boşuna size izletmediler. Bilinçaltınız artık o sahte illüzyonla gerçek olanı bir zannediyor. Dizilerle, filmlerle empoze ettiler size bunu. Şu an kimse inanmıyor. Gördünüz mü? Büyük İsrail'i yavaş yavaş kuruyorlar işte. Allah'a meydan okuyan adamlar bunlar. Biz bunu kuracağız diyor. Ve şeytan onlara Büyük İsrail'i kuruyor. Allah'ın vaat edilmiş topraklar değil, şeytanın vaadi. Ve bir ateist adamın inancıyla başlıyor benim olay. Beni yetiştirmesi ve içerisindeki organizasyon. Bir ateist adamla başlıyor. Ateist bir generalle başlıyor. Ateist general bile inanmış buna. Çünkü mantığını kullanmış. Kuantum fiziğini biliyor. Bak kuantum fiziğini biliyor. Eğer diyor manyetik olarak bir insanın diyor düşünceleri diyor, herkes düşündüğünü çekiyorsa diyor, bunlar bir toplum olarak inancı var diyor. Bu inancıyla bu düşünceyi çekmiştir diyor kendine. Çekmiştir. Bir manyetik alan oluşturmuştur diyor. Bu manyetik alanda da korkuları da var diyor bundan. Kim? Bunu Moşyah yok edecek. O zaman o Moşyah'ı da oluşturdular diyor. O zaman bu adam da vardır diyor. Fiziği de kanıtlıyor. Gerçekse diyor, bu adam da vardır diyor. Araştırıyor ve buluyor. Evet diyor. İnsanlar düşündüğünü gerçekleştirebiliyormuş diyor. Bu varsa o zaman bu adam da bunu var, şey yapacak diyor. Yok edecek diyor. O zaman ülkemizi diyor. Bu adamla kurtaracağız diyor. Ve bu oluşumu gerçekleştiriyor. Anladın mı olayı? Yani şu an bu düşünceyle ortamın oluşmuş manyetik alanıyla beraber Büyük Orta Doğu projesini yok edecek kişi Büyük İsrail'e inancı olan aynı zamanda onu yok edecek kişiden de korkuları olan kişi. O vasıflar kimde varsa o yok edecek. Biraz ego ve kibirinizi kenara bırakıp çağdaş, özellikle tarafsız olaya baktığınız zaman arkadaşlar o kişinin ben olduğunu göreceksiniz. Böyle bir kelimeyi söylemeye ihtiyacım yok ha bak dediğim gibi. Böyle bir kelimeyi söylemeye ihtiyacım yok ama artık daraldım ya. La her gün evde oturuyorum ya. 6 yıldır evde oturuyorum arkadaş. La otur otur nereye kadar artık yeter ya. O zaman beni şu yakalamalardan kurtarın. Bak beni yakalamalardan kurtarın. Ben de burada konuşmayı bırakayım. Ülkeyi kurtarın. Buna da razıyım. Allah razı olacak mı bilmiyorum. Ben buna razıyım. Çünkü hak ediyorsunuz. Yemin ediyorum eziyeti hak ediyorsunuz. Hayvana insanlardan daha fazla değer veren insanlar da var. Yazık ya.
Birinci sırada insan, sen insansın ya. Her şeyden önce insana saygı duyduğun zaman, o saygı duyduğun insanlığı gerçekleştirdiğinde hayvan otomatikman saygı duyuyor zaten. Sen burada insanlar öldürülüyor. Sen hayvan derdindesin. Bir kere de insan derdine düşün ya. Ben bunlara kızıyorum yani. Hayvan Hakları Derneği'nden falan geliyorlar bana. İnsanları kurtardık, hayvanlar kaldı diyorum yani. Ha, bu hayvan sevmediğimiz anlamına mı geliyor? Hayır. İnsanlar katledilirken ben nasıl hayvanları koruma savunayım? Önce bir kendimizi savunalım yani. Önce kendimizi kurtaralım bir. Kendimizi kurtardığımız zaman zaten hayvanlar kurtulur. Sen başı kurtarmadan sonunu kurtarmaya çalışıyorsun. İşte bu da cehalet işte. Bu da bir cahillik. Yanlış yolda ilerliyorsunuz. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.